nasılsın? Çok teşekkür ederim. Senin kadar güzel değiller ama. Heh, bu da annen için. Çok naziksin ya. Annem bayılacak. Bakayım mı? O zaman benim de sürprizim var. Sürpriz mi? Evet. Çiçekler senden, kurabiyeler benden. Bunları benim için mi yaptın? Satın aldım desem boş olmaz. Evet canım, içimden geldi. Nergis, ben bunları yemeyip saklasam, yani senin elindeydi. Ben yemeye kıyamam ki. Hayır canım, yesen ben yaparım sana yine. Tamam o zaman. Harika olmuş. Afiyet olsun. Nergis, ben bir bu kurabiyelerin bir de senin bağımlın olurum, söyleyeyim bana. Evlenince mecbur öğreneceğim artık, iş başa düştü. He? Annen nerede, ne zaman gelecek? İşi bitince arayacakmış beni. Nergis, annen nasıl biri? Annem nasıl biri? Annem otoriterdir. Ciddi görünür aslında, pamuk gibi bir kalbi vardır ya. Sinirlenir ama sinir de çabuk geçer. Ne? Sinirli mi? Yalandan hiç hoşlanmaz. Açık sözlü, saygılı insanlardı çok beğenir ama. Heh, şimdi rahatladım. Yalan söylemeyen, açık sözlü, saygılı insan beni tarif ediyorsun. Annen kesin sever beni. Evet, benim de şüphem yok zaten. Efendim anneciğim? Geldi, geldi. Çay bahçesindeyiz biz. Tamam, tamamdır, bekliyoruz. Hadi bay bay. Annem bir yarım saate geliyormuş. Öyle mi? Nergis, ben biraz heyecanlandım ya. Sakin ol. Nergis, annen beni kesin sever değil mi? Eminsin yani. Sever hayatım, sever. Merak etme. Çok stres yaptın. Ne bileyim, ben bir gerildim, heyecanlandım. Vallahi heyecandan şapır şapır terledim ha. Hayır, hayır. Saçmalama. O zaman ben bir lavaboya gideyim, elimi yüzümü yıkayayım, tamam mı? Tamam, hadi. Aa! Aa, hoş geldin anne. Hoş buldum. Bulamadım. Aa. Ay inanmıyorum. Herkes birbirini taklit ediyor ya. Biraz demek ki yaratıcılığımızı kuvvetlendirmemiz lazım. Bir tanesi senin için. Öyle mi? Evet. Çok zarifmiş. Vallahi anne, seni göreceği ha. için tuvalete gitti çocuk. Çok stresli, çok gergin. Şaka. Gerçekten. Heyecandan. Heyecandan altında yapacak. Bu ne ya? Neyse neyse. Biraz böyle heyecanlandırmak iyidir. Anne bak, bir şey söyleyeceğim. Söyle. İlk günden kaçırma çocuğu, tamam mı? Çok üzerine gitme lütfen. Kızım gitmem, tamam, sen bana akıl verme. Ayrıca erkekse de yani biraz kaçma sorularından. Ay, ay keyfim yerinde. Bir çay rica edeyim. Çay. Çay. Anne bak, evlilikten de bahsetmek yok. Bahseder miyim hiç be? Sen beni ne sanıyorsun? Sen benim kıymetli misin? Öyle hemen alamaz seni. Eyvah! Rüya mı bu ya? Vallahi rüya değil. Bu kadın Nergis'in annesi mi? Ne yapacağım ben şimdi? Yanlarına da gidemem. Kesin öldürür beni. Bir daha Nergis'le de görüşmeme izin vermez. Düşün Samet, sakin. Sakin düşün. Kaç. Ayol bakma, bende de pır pır. Birazdan tuvalete gideceğim. Gider o gelir. Ne sinir. Beni de ateş basıyor. Efendim canım? Nergis, teyzemi hastaneye kaldırmışlar. Durumu çok kötü. Benim vakit kaybetmeden hastaneye gitmem lazım. O yüzden yanınıza uğrayamıyorum. Annenden de çok özür dile, tamam mı? Tamam tamam, söylerim, merak etme. İnşallah kötü bir şey yoktur. Tamam, görüşürüz. Ne oldu? Anne, teyzesini hastaneye kaldırmışlar. Aynen, geç kalmamak için de yanımıza uğramadan gitmiş. Nasıl yani? Oradan buraya mı gelip de söyleyip de gidememiş? Yok. Vay be. Bu beni gördü, kaçtı. Anneciğim, kaçacak olsa gelir mi buraya görüşmeye? Herhangi
bir anne gibi düşündü. Ondan sonra görünce beni pabuç pahalı dedi, fırladı gitti. Yok anne, öyle biri değil o. Nasıl bir hayatım? Hemen 3 günde ne kadar çabuk öğrendin, tanıdın adamı. Erkeğin en iyisi tuvalette can versin. Annene hiç erkek milletini anlatmaya çalışma. Ama seninle görüşmeye devam etmek istiyorsa tabii ki eninde sonunda benimle tanışacak. Değil mi? Evet. Bunu aklından çıkarma seni. Hadi çok fazla boş bıraktık dükkanı da, heves heves geldik buraya. Bir şey sanıp... İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi karanlıklardan çıkmalıyım. Kime niyetin, ben kısmetim.